UNESCO tavsiyesi üzerine yapılmış olan Ayasofya Camii ziyaretçi yönetim planı uygulaması 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulamaya sokuldu. Daha önce Sultanahmet tarafındaki kapıdan hem ziyaretçilerimizi hem de ibadet için gelen misafirlerimizi almaktaydık. Haliyle bu da Sultanahmet Meydanı'na uzayan kuyruklara sebep oluyor idi. Bu pazartesi günü uygulamaya soktuğumuz yeni ziyaretçi yönetim planı ile beraber ziyaret için gelenler ve ibadet için gelenlerin hem girişlerini hem çıkışlarını ayırmış durumdayız. Haliyle bu da cami içerisindeki belli bölümlerde yaşanan insan yoğunluğunu, ziyaretçi yoğunluğunu önüne geçmek için bir çalışma oldu ve muvaffak da olduk gibi gözüküyor. Bugün ilk cumasını, bu planın uygulanmasını ilk cumasını yaşıyoruz. Ayasofya Camii'nin ibadet için gelen ziyaretçilerimizle ilgili bir kuyruğumuz yok. Ziyaret için gelenler de galeri katını 3. Ahmet Çeşmesi tarafındaki giriş kapımızdan ayrı bir girişten girerek yapabiliyorlar. Bu yönetim planı ziyaretçilerimizin çok daha planlı bir şekilde, çok daha kaliteli bir şekilde Ayasofya Camii'ni ziyaret edebilmesini de sağlayacak. Herkes mutlu olacaktır diye düşünüyoruz. Aslında Ayasofya'nın cami olması hakikaten güzel bir şey. Çünkü tarihi ve manevi açıdan değerli bizler için. Hani güzel oldu bence de. Tabii artık rahat rahat ibadet yapabiliyoruz. Tabii manevi olarak iyi hissettiriyor. Çünkü bizim için önemli insanlardan kalmış burası. Yani zamanında buralar zor bela alınmış yerler yani. Evet evet, önceden bayağı bir kalabalık vardı. Hele yazın. Ama şimdi normal kalabalık yok yani. Rahat rahat gidebiliyoruz. Vallahi ben Avcılar'da oturuyorum. Dedim gideyim Ayasofya'ya. Başta düşünüyordum çok kalabalıktır, giderim giremem falan diye. Zaten az kaldı namaza. Geldiğim hiçbir kalabalık yok. Direkt girebiliyorum. Çok memnun oldum bu yüzden. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kadar ihtişamlı ve önemlisi çok tarihi bir yerde namaz kılmak. Fatih'in, öyle büyük insanların gelip emeği geçen, öyle insanların geldiği camilerde namaz kılabilmek çok önemli. Ben şimdi evime yakın camide namaz kılabilirdim. Ama buraya gelip kaç bin yıllık camide namaz kılmak farklı oluyor tabii ki. Kalabalık olmaması çok güzel özellikle. Yani gerçekten çok güzel olmuş.